Şimdi de simple past tense, yani geçmiş zamana giriş yapalım. İlk olarak was-were fiillerine bir bakalım. Be fiilinin simple present tense, yani geniş zaman kullanımları olan emizer ifadelerini öğrenmiştik. Şimdi de simple past tense, yani geçmiş zaman kullanımları olan was-were ifadelerine bakalım. Was-were ifadeleri durum bildiren fiillerdir. Devamında isim, sıfat ya da edat kullanılır. Tekil öznelerden sonra was, çoğul öznelerden sonra da were getirilir. Şimdi örneklerimize bakalım. I was at home yesterday. Ben dün evdeydim. Our homework was very difficult last week. Bizim ödevimiz geçen hafta çok zordu. The weather was nice last month. Hava geçen ay iyiydi. We were in a lockdown a few months ago. Biz birkaç ay önce karantinadaydık. They were here 5 minutes ago. Onlar 5 dakika önce buradaydılar diye çevirebiliriz bu cümleleri. Negative sentences, yani olumsuz cümlelerde tek yapmamız gereken was ve were'den sonra not getirmek. I was not born in California. Was not kısaltıldığı zaman wasn't şeklinde okunur arkadaşlar. I wasn't born in California. Ben Kaliforniya'da doğmadım diye çevirebiliriz bu cümleyi. Adam wasn't very hardworking when he was younger. Adam gençken çok çalışkan değildi. Simpsons were not my favorite cartoon when I was a child. Ben çocukken Simpsonlar en sevdiğim çizgi film değildi diye çevirebiliriz bunları da. Question sentences, soru cümlelerine geldiğimizde ilk olarak yes no questions, evet hayır sorularıyla başlayalım. Was ve were'ü öznenin başına getirmemiz yeterli. Örneklere baktığımızda was the exam easy? Sınav kolay mıydı? Yes it was. Evet kolaydı. Ya da no it wasn't. Hayır kolay değildi diye çevirebiliriz. Were they angry yesterday? Dün onlar kızgın mıydı? Yes they were. Evet kızgındılar. Ya da no they weren't. Hayır kızgın değillerdi. Were you a flight attendant when you were younger? Sen gençken bir uçuş danışmanı mıydın? Yes, I was. Evet öyleydim. No, I wasn't. Hayır değildim diye çevirebiliriz. Open-ended questions, yani açık uçlu sorulara geldiğimizde WH, yani W ya da H harfi ile başlayan soru kelimeleri cümlenin en başına getirilir. Where were you last night? Dün gece neredeydin diye çevirebiliriz. Why were they late for the meeting? Neden onlar toplantıya geç kaldılar? How was your day? Günün nasıldı? Which one was your sister? Hangisi senin kız kardeşindi? Where was he born? O nerede doğdu diye çevirebiliriz bu cümleleri de.